Halit kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsınız? Allah hamdolsun. Sizler nasılsınız? Seansa geleli ne kadar oldu en son? En son seansa geleli herhalde 5 ay kadar oldu abi. 5 ay oldu. Oldu değil mi? O kadar oldu. 5 ay oldu. Bu 5 ay, 5 ay oldu herhalde değil mi? Şubat'ta 5 ay falan oldu. İkinci seanstan sonra bu bir dönem çok iyiydin. Çok iyiydim abi, evet. Yani hiçbir çok, problem yoktu. Hiçbir sıkıntı yoktu. Çok rahat gidiyordum. Ondan sonra son bir buçuk aydır gene böyle afallamalar başladı. Son bir buçuk aydır evet. Ataklar başladı. Ataklar başladı, evet. Ataklar başladı. Bir kere şey gitti gene. Yani hani film koptu. Film koptu. Evet. Yani rahat namaz kılmalar falan hepsi bitti. Namazı şu an kılabiliyorsun? Hayır, kılamıyorum. Ne kadar zamandır kılamıyorsun? Bir aydır, bir buçuk aydır kılamıyorum. Bir aydır. En son bir görüşmüştük Afyon'da, orada Kütahya'da görüştük. Orada hiçbir sıkıntı yoktu. İyiydi. Oğlanla buraya gelmiştik seni bir ziyaret, hani İsa için. O zaman da iyiydi. Gayet iyiydi, hiçbir sıkıntı yoktu. O zaman son bir aydır falan, bir buçuk aydır sıkıntılar başladı. O zaman vücutta bir enerji kaldı ve sakladı kendini diyoruz o zaman. Vallahi onun teşhisi sende abi, yani hani bilemiyorum. Yani bu ben değilim ama biliyorum yani son bir buçuk aydır gene ben değilim. Bir buçuk aydır. O dönem çok rahattı ama değil mi abla? Yani. Hiçbir problem yoktu. Her şey normale dönmüştü. Yani yüz ifadeleri, bakışları, o hani çift kişilikli davranışları tekrar başladı. Peki manik ataklar başladı mı? Tabii abi. Tabii manik atak başladı zaten. Manik başladığında kaç gün kendini kaybediyorsun? 15-20 gün rahat kaybediyorum abi. Yani. 15-20 gün sanki hatırlamıyorsun gibi mi? Aynen öyle. Yani bu ben değilim diyorum ya. Yani bu ben değilim. Yani bu o an kendini kontrol edemiyorsun. Evet, yani şu an şu an şeyi düşündüğüm zaman yani böyle sakin kafayla düşündüğüm zaman bu ben değilim. Abi ben yani kendim söylesem belki inanmayacaksın ama bak ailem burada. Hı hı. Eşine, ailesi, çocuklarına, evine, annesine, babasına çok düşkün bir insan normalde. Gerçekten çok. Atak girdiği zaman ne oluyor Halit? Para harcamaya başlıyorum bir kere. Para harcamaya başlıyorum. Yani hani çok fazla para harcamaya başlıyorum. Para bulamadığın zaman? Bulurum abi para. Ben bulurum ya Allah'ım para. Yani o an bulursun abi parayı. Nasıl buluyorsun? Abi bulursun ya. Yani inanamazsın. Yani anlatsam sana bu bir kitap yazarım yani hani bu konuda. Şu an yazarım yani hani nasıl para. Peki bu parayı bulurken ama genelde anne babanın parasından kesiltiyorsun herhalde değil mi? Tabii ki, tabii ki. Tabii. Yani bir enerji sanki anne babanın parasına düşman gibi bir devreye mi giriyor? Düşündüğün zaman öyle. Çünkü ancak bu kadar zarar verebilirsin. Yani babanın kasasından parasını alıp yaksan ancak öyle zarar verebilirsin. Yani bu kadar zarar verebilirsin. Yani en son para bulma şeklim. İşte babamın kredi kartından şey aldım. Altın falan aldım. Onları sattım mesela. Yani, babanın haberi yok bundan. Hayır yok. Sonradan. Tabii. Sonradan haber oluyor. Ama o an atağa geçirdiğin anda mesela hadiseleri hatırlayabiliyor musun? Para aldığın anı, bozdurduğun anlar falan hafızanda canlanıyor mu yoksa kayıp mı? Kopuk. Kopuk. Yani yaptığım şeylerin bazılarını hatırlıyorum ama yani gidiş... Ya bir şey yaptırıyor sanki. Babanın kredi kartını aldırıyor. Abi, o parayı harcatıyor ve o an sen hatırlamıyorsun. Erol abi bak şöyle söyleyeyim sana. Kendi evim var. Evet. Evimde hiçbir huzursuzluğum yok Allah'a hamdolsun. Çok mutluyum ailemle. Hiçbir evet. Sıkıntım yok. Bir emekli maaşım var. Ayrıyetten ailemin yatırmış olduğu bir şey var. Yani vermiş olduğu bir destek var. İnan hani derler ya senin keyfin beyde yok diye. Normal şartlarda baktığın zaman arabamız var. Keyfim normalde beyde yok yani gerçekten. Hı-hı. Geziyorum, yiyorum, içiyorum, tatil yapıyorum. Herkes üstüme düşüyor. Mutlu olmam için annem, babam, eşim. Her şey normal. Yani dört dörtlük yani baktığında. Tamam. Yani normal bir insan bu düzeni böyle bilerek bozamaz yani. Bozmaz yani hakikaten. Evet. Bozmaz. Yani normal değil yani. Yani hakikaten bir enerji ise eğer yani ki öyle. Ancak bu kadar çarkı tersine çevirir inatla yani. Yani ancak bu kadar güzel giden bir çarkı böyle profesyonelce ancak böyle bozabilir yani. Ve bunu şöyle hani kendi kendime de ikna etmeye çalışıyorum. Bu ben olamam yani. Gerçekten olamam.
Yani bu ben olamam, normal halet değil. Çünkü ben yani beni tanıyan çok iyi bir insan olarak tanır yani, hakikaten. Öyle. Ben de öyle tanıyorum. Bir an evet. bir kayıp oluşuyor, evet. bir hafıza evet. kaybı ne? Evet, gerçekten öyle. O an yani film kopuyor. Bir hani ben gidiyorum ve başka bir kişi geliyor ve şöyle söyleyeyim abi, inanılmaz zeki. Yani inanılmaz şimdi, zeki. Yani hani sen bu kadar tecrübeyle hani şurada otur, o dönemimde cebindeki tüm parayı alırım, bankadan paranı çektirir alırım senden yani. Düşündüğüm zaman yani al Halit'ciğim tamam. O planı kurarım. O kadar profesyonel plan. Ben kuramam. Yani ben olarak o kadar profesyonel kuramam yani. Şimdi bedeninde birinci ve ikinci seanslarda bir şeytan konuşmuştu. Evet. Şeytan olduğunu itiraf etti. Evet. Daha sonradan ben yaptığımız seansta bir şeyleri kaçırdığımızı fark ettim. Ve enteresan Allah'ın... Ve sonra çağırdım ben seni buraya. Evet. Sen gelmedin aslında, ben seni çağırdım. Evet, sen beni çağırdın, ben gelmedim gerçekten. Ve çok enteresan, ben evden gittiğimde, yani Cenab-ı Hakk'ın gittiğinde, o zaman aramışsın sen. Yani Halit bana gelsin diye. Dedim bir şeyi kaçırdık. Evet. Ben de ilk konuşan şeytan hala bedende. Doğrudur abi. Yani doğrudur. Yani doğrudur derken şöyle, öyle olmalı. Yani öyle olmalı. Bir yerde bir eksik var yani. Bir yerde bir eksik. Bir kontrol edelim bakalım. Edelim. Euzu bi kelimetillahi tammetin min külli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin namdı. Euzu bi kelimetillahi tammetin min külli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin namdı. Euzu bi kelimetillahi tammetin min külli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin namdı. Allah, Rahman, Rahim, Ferd, Hay, Kayyum, Hakem, Adıl, Kuddüs isimleri adına. Süleyman Aleyhisselam'ın ahitnamesinden doğan hak ile. Lisana gelir. Lisana gel. Senedü ve ecelebi şefaati ve mâ halaka bilküntüm ve ecmâgülün cemilin kesiru vel cinni şeytani mâ şedîgâ. Mâ şedîgâ. Mâ şedîgâ. Allah'ın hız ve kudreti adına, Süleyman Aleyhisselam'ın ahitnamesinden doğan hak ile, Yasin, Elif, Lam, Mim, Taha, Hamim sırrınca sana emrediyorum. Halit'in lisanına gel. Lisanına gel. Konuşacağız mı? Sen hala oradasın. Konuşacağız mı? Bu sefer pek konuşmak istemiyorsun, doğru mu? He? Konuşacağız mı? Sen hani buradan kaçtın gittin ya. Evet belki bir adakçı vardı. Ama daha sonra biz burada bir şeyler daha öğrendik. Daha doğrusu bazı bilgilerimizi tazeledik. Sonra ben senin seansta kaçtığını hissettim. Sonra geldim buraya. Ama bu sefer Halit seni kendi ayaklarıyla getirdi. Öyle değil mi? Bir an önce seanstan önce Halit'le konuştuğumuzda senin orada neden girdiğini, öğrendiğimi biliyorsun değil mi artık? He? Biliyorsun değil mi? Ve konuşmak istemiyor musun? Hani sen çok cesurdun. He? Bu sefer oraya bakmayacağım. Asıl yerim burası. Değil mi? Öyle değil mi İfrit? Çünkü sen hep buradaydın değil mi? Öyle değil mi? Şimdi konuştum. Şimdi konuştum. Konuşacağız mı? Konuşacağız mı? İfrit konuşacağız mı? He? Konuşacağız mı? Konuşacaksın. Başka kaçarım yok. Aynı zamandaki şeytanın en büyük tuzağını anlatmak için bugün buradasın. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Anlaştık mı? Anlaştık mı? Anlaştık mı? Anlaştık mı? Konuşacak mısın? Anlaştık mı? He? Konuşacağız mı? Konuşacağız mı? Ahir zamandaki şeytanın en büyük tuzağını anlatmak için buradasın. Hani insanların mallarından ve evlatlarından hisse alan.
birçok insanın bedeninde olduğu halde orada çok rahat saklanabilen. Değil mi? He? Değil mi? Ve en güçlülerindensin değil mi sen? Şirkten sonraki en güçlü olan. Belki üzerinde ana baba hakkını çiğnemek vardır. Ama bütün bedene rahatça yayılabiliyorsun değil mi? Öyle değil mi? He? Bütün bedene rahatça yayılabiliyorsun. Öyle değil mi? Ama güçlü mü zannediyorsun? He? Senden güçlü mü zannediyorum? Dövecek misin beni? He? Bu sefer Halit seni kendi ayaklarıyla getirdi buraya. Öyle değil mi? He? Öyle değil mi şeytan? Öldüremedin değil mi adamı? İntihara çok sevk ettin ama öldüremedin. He? Senin yaptırdıkların karşısında çok savaştı değil mi? He? Senin ölümün birçok zekatçının ölümünden öte olacak. Anladın mı? İnsanlar Halit'te neyi öğrenecek biliyor musun? Verilmeyen zekattan insanlar evlatlarının bedenlerine şeytana nasıl soktuğunu öğrenecekler. Anladın mı? Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا فَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ Bunu öğrenecekler. Vurmak mı istiyorsun bana? He? İlk gün çok sakindin, kendine çok güveniyordun, çok emindin değil mi? Çünkü Halit'in midesini kontrol etmeyi unutmuştuk. Zekatı kontrol etmeyi unutmuştuk değil mi? Babasının vermediği zekatı. Öyle değil mi? Dokunma. He? Konuşacaksın bunu. Dokunma. Her konuşacaksın. Bu sefer konuşacağız İfrit. Bu sefer konuşacağız. Anladın mı? Bu sefer konuşacağız. Ama gerçekleri konuşacağız. Hikayeleri değil. Hikayeleri değil. Anladın mı? Evet, anlat bakalım. Senedü ve hocanı bir şefaati ve ma halaka bil küntüm vel ecma gülün cemilin kesir vel cinni şeytani maşi giga. Allah'ın hız ve kudreti adına Süleyman Aleyhisselam'ın ahitnamesinden doğan hak ile sana emrediyorum ifrit. Zekat verilmediğinde vücuda giren şeytan kaç soya sirayet eder. Bir ana baba evladının vücuduna zekatı vermediğinde şeytan soktuğunda o maldan, mülkten, paradan yiyen evlatların bedenlerindeki hücrelere kadar yerleştiğinizde o soydan türeyen çocukların çocuklarına kadar kaç suya sirayet edersiniz anlatsana. Soy tükenene. He? Soy tükenene kadar. Soy tükenene kadar. Değil mi? Sen bir zekatçısın değil mi? Öyle değil mi? He? Babasının vermediği zekatın görevlisin öyle değil mi? Babasının malını tüketinceye kadar oradasın. Öyle değil mi? Ya babasının malını tüketeceksin, ya canını tüketeceksin değil mi? Zekatı verilmeyen mal nedir? Zekatı verilmeyen mal kimindir? Cevap ver. Bir malın zekatı verilmediğinde o mal kimindir şeytan?
Benimdir. Kimindir? Benimdir. He? Benimdir. O mal üzerinde yaşayan insanlar kimindir? He? Kimindir? O maldan yiyen bedenler kimin bedenidir? Cevap ver. Seçerim, biri benimdir. He? Seçerim, biri benimdir. Biri benim, senindir. Bu da Halit mi? He? Ama Halit kimsenin hakkını yemedi değil mi? Sadaka dağıtıyor adam. Ve bu bedende kalmak çok zor değil mi senin için? He? İstediğini yaptıramadın ona. Kul hakkına riayet ediyor aslında. Kimsenin hakkını yemiyor. Yemek de istemiyor. Ben sokuyorum işte onu. He? Ben sokuyorum onu. Nereye sokuyorsun? He? Babasının zekatı verilmeyen parasının kasasına mı sokuyorsun? He? Ona mı sokuyorsun? He? İnsanlar ne kadar cimri değil mi? Allah 40 veriyor, birini istiyor, vermiyorlar. Sonra Allah o mal ve mülk üzerinde yiyen içen herkesin bedenlerine, mallarına, mülklerine, evlatlarına, mürvetlerine girmeniz için size izin veriyor değil mi? He? Biz zaten izinliyiz. Allah'ın izniyle geliyorsunuz değil mi? Herhalde. He? Bugün Halit buradan gitmeden 7 tane kurban kestireyim onun veremediği zekatlarını suyun adına geçsin diye. Bu kardeşine. He? Yaptırayım mı? Geçen bir tane keçi bile çok canını yakmıştı değil mi? Çünkü o niyetin içinde verilmeyen zekatlar da yazıyordu değil mi? He? Ne fark edecek yani oğlum? He? Ne mi fark edecek? Ne fark edecek? Halit üzerindeki tasa, kurbanı kestirdin. 70 fakirde doyurdun. Halit'in üzerindeki enerji kesilir. Halit babasının o lanetli parasını elini sürmez. Ne yapacak? Halit gelecekte bir sahip olacak. Ben sana bir söyleyeyim mi? Şu ana kadar Halit'i avlayamadınız ya. Sizden biz Halit'i avladık. Avlayamadınız. Avladık. Avlayamadınız. Avladık. Avlayamadınız. Halit tam iradesinde de geçirseydin, avlayabilseydin, verdiği sadakalarla Halit buraya gelemezdi. Yanlış diyorsun Enes. Bak ben sana doğrusunu söyleyeyim mi? Söyle bakayım. Halit var ya, he. Her seferinde arından intihara teşebbüs ediyordu, biz ettirmedik. Niye? O düşünceyi biz vermedik. Niye? O bizim meyve veren ağacımız, niye keselim? Babasının malını tüketinceye kadar görevli değil mi? He? Hı. Öyle değil mi? Babasının malını tüketinceye kadar görevli değil mi? Sen oradasın. Öyle değil mi? He? Reddeder. Babasının bütün malını reddettir. Halit bunu yapar. Başkası yapamaz da Halit yapar. Yapar. Evet yapar. Yapar. Hem de noterden sana ait bütün malı ve mülkü reddediyorum deyip reddiyi verdiririm ona. O zaman Halit üzerindeki tasarrufun kesilir. Ya der baba zekatını ver, ya da vermezsen ben senin malını, zekatı vermediğin malı reddediyorum dedirtir. Arkasından 7 tane kurbanı kestiririm, 70 fakirde doyurttururum. Halit'in üzerindeki tasarrufun biter oğlum. Ne yapacaksın o zaman? He? Söyle. Reddetmez mi zannediyorsun Halit bunu yapar? Dünyanın yarısı onun olsa, üzerinde bir lanetin olduğunu bilse, Halit onu reddeder. Anladın mı? Seni cehenneme her halükarda şutlar. Oraya gidince anlatırsın, Halit diye birinin bedelindeydim. Adam Halit bin Velid gibiydi. Babasının bütün lanetli malını, zekatı verilmeyen malını elinin tersiyle geriye itti. Beni de buraya gömdü dersin. Yapamaz mı?
Yapamaz mı? He? Yapamaz mı? Canından taftım Halit'in bak. He? Adamın boynunu ipi geçirttin, intihar ettiriyordun değil mi öyleyse? He? Canından tatlı mı? Yaptırırım Halit Hanım'ı. Allah'ın izniyle. Yaptırırım şeytan. Yaptırırım. Anladın mı? O dediğin kardeşi. İnnemel mümineyine hibretim. Mümin müminin kardeşidir değil mi? He? Öyle değil miydi? Çok güçlüsün değil mi? He? Senden güçlüyüm. Benden mi güçlüsün? Bak sen. Göster gücünü o zaman hadi. He? Göster gücünü. Böyle tutarak mı? Ben insana vurmam. Ne yaparsın? He? İnsanlar sana vuruyor ama. Bak. Ne yaparsın sen? Sen vurmaya ruhsatlı değilsin. Değilim. Sen sadece paraya ruhsatlısın değil mi? Para harcatmaya. He? Para harcatmaya ruhsatlısın. Bak şimdi senin de anlayacağın derdi şey yapayım mı? Vereyim mi? Senin anlayacağın değil, bak bu. O benim kardeşim ya. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım niyet ettiğimiz senin rızan için. Halit'in soyundan. Verilmeyen zekatların yerine geçmesi niyetiyle. Niyet ettim. Fakirlere dağılacak olan. Bu kumbaraya. Bu kardeşime hibe ettiğim parayla onun ne soyadına zekat vermeyi. Bismillahirrahmanirrahim. İyi geldi mi? İyi geldi mi? Zekatı anlat. Zekatı anlat. Anlatıncaya kadar verir. Zekatı anlat. Şeytan zekatı anlat. Zekatı anlat. Devam edeyim mi? Anlatacak mısın? Devam edeyim mi? Her halükarda bugün onlar kesilecek. Anlatacak mısın? Devam edeyim mi? He? Anlatacak mısın? Devam edeyim mi? He? Devam edeyim mi? He? Devam edeyim mi? Bak sen şeytansın ama böyle tutmaya hakkın yok. İndirelim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Anlat. Anlat. Anlat zekatı. Anlat. Neyini anlatayım sana zekatı? Neyini? Verilmeyen zekatla insan bedenlerine şeytanlar ne şekilde ve nasıl musallat olur ve görevleri nedir? Ruhsatı ne kadardır anlat. Ruhsat ebedidir. Ta ki ya soy tükenir. Evet. Ya da kıyamet kopar, benim ruhsatım bitene kadar. Zekatı verilmeyen bir mal üzerinde yaşayan da hangi günahları işletmeye ruhsat alabilirsiniz? Zekat günahların en büyüğüdür. Her günahı işletiriz. Geçenlerde buraya bir kız geldi. Benim uyanmama sebep olan. Kız göğüslerini kestirmiş. Erkek olmak istiyordu. Dedesine baktırdın. Zekatı vermemişler. Dedesine. Kızda zekat çıktı. Neden eşcinsel yapmaya sevk ediyorsunuz? Bunu bir zekatçı yapabilir değil mi? He? Doğru mu? Biz nereye otururuz biliyor musun ya? Nereye? Boğaz'a otururuz. Gırtlaktan geçen, evet, zekattan gelen haramla içtiği suyun yudumunun bile, tükürüğünde kalan yudumundan bile oradan geçerken harama her zerresini işletiriz. Sonra? Sonra ne? O beden ne oluyor? Beden bizim zaten ya, ben de iki artık. Haramzade oluyor. Zekatı verilmeyen o maldan yediği sürece, giydiği sürece, içtiği sürece
o beden haramzade mi oluyor? Her zerresine kadar. Her zerresine kadar. Peki sana bir soru. Bu soruya cevap vermeyeceksin biliyorum ama. Ama en azından şunu da biliyorsun, öleceğini hissettim belki. Bu çocuk malı reddedecek biliyorsun bunu değil mi? Biliyorsun değil mi? O reddiye ve alt arkasından doyuracağı 70 fakir ve 7 tane kurban ve her kurban kesildiğinde bir başın gidecek. Sen 7 başlı bir ejder gibisin değil mi? 7 huzurdayım. 7 huzurdasın. 7 tane kurban seni 7 huzurdan temizler. Doğru mu? Allah'ım, Halit'in soyundan verilmeyen zekatların yerine geçmesini iletti. Bu parayı Halit'e ve soyuna hibe ederek. Ya Rabbi, biliyorum ki sen bu eksik ama sen müminin mümine yaptığı duayı kabul edersin. Kardeşinin soyundan verilmeyen zekatların yerine geçmesi niyetiyle bu parayı onun soyu adına fakirlere dağılması için zekat olarak kabul eyle ya Rabbi. Azı fazla olarak kabul eyle. O zaman soruma cevap ver şeytan. Ne istiyorsun? Kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? 62. 1062. Peki. Biraz önce sorduğum soruya cevap ver. 7 tane kurban 7 huzurdan seni temizler mi? Her huzura bir can değil mi? 70 tane fakiri doyurduğunda soyunun haramzade olarak oluşmasına sebep olduğu bedeni temizliyor. Doğru mu? Bedeni temizlersin. Malı da reddettiği zaman bağlantını kopardın mı? Doğru mu? Ben arabacı soyundan bulurum bir tane, merak etmiyorum. He? Bu bedenden sağ çıkamayacağını biliyorum ama bu yapıldığı zaman değil mi? Biliyorum. Sizden birisi bulur. Bulur. Ablasını bulursun. Kız kardeşini bulursun, birini bulursun. O tüketmeye başlar. Ya hastalıkla, ya musibetle, ya kazayla. O mal tükenecek. Ve o soy lanetlenecek, öyle mi? Senin baban Halit'in babasında mı? O kaç yaşında, merak etti. Hı? Cevap vermeyeceğim mi? Onda zekatçı yok. Hı? Onda? Zekatçı yok. Ne var onda? Faizci mi? Ha? Onda ne var? Yine yalan söyledim. Doğruyu söylemek çok zor değil mi? Halit'in babası da babasında değil mi? Ha? Baba zekatçı onda değil mi? Halit'in babasını da devletlerini kontrol edeyim mi? He? İster misin? Yok. Annesinin de böbreklerini kontrol edeyim mi? He? Kontrol edeyim mi? He? Kaç senedir spor yapıyorsun sen? Ben mi? Hı. Bayağı bir yıllar yaptım. Ben de yaptım. Sen mi? Şeytan olarak mı yaptın, Halit olarak mı? He? İlk kere karşılaştığımızda seni bulacağımı hiç tahmin etmedim, değil mi? He? Öyle değil mi? Seni bulacağımı hiç tahmin etmiyordum, değil mi? Hı? Ne dersin, Halit sen iyi bir sahik olur, değil mi? Bu kadar vücudunda yaşayan bir şeytanla yaşadıktan sonra zannediyorum size karşı büyük bir kin olacaktır. Ona hayatı zehir etmenizin bedelini sizin çocuklarınızı ağlayarak bence bunu iyi yapacaktır. Halit'i Allah'ın iznine sahip olarak yetiştireceğim.
Ben inanıyorum ki benden iyi yapacak bu işi. O yüzden cehennemde ruhum acıyacak senin de. Başaramadığın bir savaş ve kazanan bir Adem oğlu canını acıtıyor mu? He? Canını acıtıyor mu? He? Bana söylemek istediğin bir şey var mı şeytan? Var. Söyle bakalım. Bizim bayrak inmeyecek ya, merak etme. He? Bizim bayrak inmeyecek, merak etme. Sizin bayrağınız? Benle bitiremeyeceksin nasılsa. Bunu bil. Belki seninle bitmeyecek ama önemli olan sen biteceksin. Halit seansının baştan sona yayınlanmasını kabul ederek aslında çok güçlü bir sadaka verdi. Ben onun seansını yayınlamadım, biliyor musun? Hala şüpheliyim senin ölüp ölmediğin konusunda. 5 ay düşündüm. Nerede atladım? Sonra Rabbim inayet etti. Verilen sadakalar hiç boşa gitmiyor. Ümmet-i Muhammed'in yaptığı tövbe ve istiğfarlar da boşa gitmiyor. İnsanlar verilmeyen zekatlarla mallarından ve evlatlarından şeytana nasıl hisse verdiklerini öğrenmeye başladılar. En fazla kendine güvenen senken en aciz ve zelil sen oldun yavrum. İlk 2 videosuyla birlikte bu son seansını yayınlayacağım. 4. seansı çektiğimizde mutlu son olacağım inşallah. Sen orada olmayacaksın. Nerede olmayacaksın biliyor musun? Ey Ademoğulları, ey müminler! Bu Halit'in bedenindeki şeytan, onun bedeninde 2 böbreğinde yaşar. Sizler de kendinizde bir şeytan olduğunu, zekattan giren bir şeytan olup olmadığını anlamak için benim şu an Halit'te dokunduğum yere bastırmanız yeterli. Ve o zaman vücutlarda şeytanın olup olmadığını aynen siz de görebilirsiniz. Eksik olan zekatlarınızı verin. Soyunuzdan böyle bir zekatın verilmediğinden şüphe ederseniz ya bir tane büyük baş kesin, fakirlere dağıtın ya da 70 onun yanında da 70 tane fakiri doyurun. Bu günahınıza kefaret olacak ve soyunuzdan gelen bir lanetin temizlenmesine sebep olacaktır. Göstereyim dur, indirenlerine. Senedü ve cenebi şefaati ve ma halaka bil kuntum ve le ecmaulün cemilün kesir. Vel cinni şeytani ma şediga. Aç ellerini. Sözleşme benden biliyorsun, aç ellerini. Ve bana engel olmayacaksın. 2 böbrekten parmaklarınızı bile koyup, kamerayı al şuradan çek. Parmaklarınızı bile koyup hafifçe bastırmanızda bir insanın vücudunda zekattan giren bir şeytanın olduğunu ve o insanda bu zekatın enerjisinin böbreklerinde bir takım rahatsızlıklar yaptığını öğrenebilirsiniz. Böbreklerde yaptığı rahatsızlıkları say bakalım şimdi, verilmeyen zekatlar, hastalıkları say. Şurada bir 100 lira vardı, attı şeytan anlaşa, onu versene bana. İnsanlar zekatı vermediklerinde oraya at. Şeytan, son soru. İnsanlar zekatlarını vermediklerinde kendi bedenlerinde veya çoluğunun çocuğunun bedeninde hangi hastalıklara sebep olduklarını sayacaksın? Saymazsan atıyorum. Bir. Her kim zerre kadar hayır işlerse mükafatını görür. Her kim de zerre kadar şer işlerse cezasını görür. En azından burada biraz kârım var. Değil mi? Babanın şu an sana faydası yok. Var mı? Var mı? Sat gitsin. Sat. Cık. Satmayacak mısın? Peki.
Allah'ın Halit'in soyunda sen az olan bu sadakamı fazla olarak kabul eyle. Ben biliyorum ki müminin mümine yaptığı dua kabul olur. Az olan bu sadakamı ona hibe edeceğim bu parayı. Sen tüm eksik zekatların yerine kabul eyle ya Rabbi. Halit'in soyundan verilmeyen zekatların yerine geçmesi niyetiyle fakire fukarayla dağılacak olan bu parayı kabul eyle ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Devam edeceğiz daha. İnsanlar zekatı vermediklerinde bedenlerde hangi hastalıkların yapabileceği, yapmaya ruhsat aldığınızı sayacaksın. Bir. Sayacak mısın? Sayacak mısın? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayacak mısın şeytan? Sayacak mısın? Saymayacak mısın? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Sen müminin müminin için yaptığı duayı kabul edensin. Ya Rabbi. Ben bu parayı Halit'e hibe ediyorum. Halit'in soyundan. Verilmeyen zekatların tamamının yerine geçmesi niyetiyle. Ya Rabbi bu hibe ettiğim parayla onun soyunun vermediği zekatların yerine geçmesi niyetiyle. Fakirlere dağılacak olan bu paraya, bu zekatı kabul edin. Sayacak mısın? He? Sayacak mısın? Sadece şu kumbarayı al sen, eleman. Parayı da ben at deyince at. Sayacak mısın? Para var da. Bismillah de at. Bismillah. Sayacak mısın? Saymayacak mısın? Aynı niyetle devam. Param var merak et. Aynı niyetle sayacak mısın? Sayacak mısın? Neyi öğrenmek istiyorsun? Ne istiyorsun? Zekatı verilmeyen insanların, zekat vermeyen insanların bedenlerinde ve onların çocuklarında hangi hastalıklara yapıyorsunuz bunu söyleyeceksin. Her hastalığı yapıyoruz. Şifası olmayan diyalizmiş. Bir. Hangisi? 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 Hazırla parayı yarısına kadar koy. Ben at deyince at. Hangisi? Hangi hastalıklar? Hangi hastalıklar? Şeytan. Hangi hastalıklar? Söylemeyecek misin? He? Görünür hastalık değil bunlar. Yok. Görünmeyen ne? Şu diyaliz. Zekatsızlarda mı? He? Zekatsızlarda mı? Cevap ver. Ney böbreğin görevi? Ney? Ney? Bilmiyorum, sen söyle. Ben o kadar ilim bilmiyorum, tıp bilmiyorum. Vücuttaki pisliği süzer değil mi? Evet. Bizi süzemez her o böbrek. Bizi süzemez. Çürütürüz. Böbreği. Sonra böbrek hastalıkları. Öyle mi? Öyle mi? Evet. Şeker. Çok fazla, çok dikkat edici bir şey. Dikkatimi çekti. Şeker. Şeker. Koy yanına bir gül. Kalp. Kalp. Ciğer. Ciğer. Virgül. Beyin. Beyin. Beyinde ne? Hem ruhi hem beyin hastalıkları. Ruhi ve beyin hastalıkları. Virgül. Yeter bu kadar vücudu biter. Kanser. Göz. Göz? Göz. Göz kayıpları. Göz kayıpları. Körlük. Üzülü çocuklar. O sirayet. Sirayet. Zekatını vermeyen soydan sirayet. Özürlü çocuklarda değilseniz çok fazla zekattan değil mi? Çok. He? Bana başka söylemek istediğim bir şey var mı Sultan? Hı? Sana şeyi soracağım. Sen çok hani bilgili bir şeytansın ya. Ayıtname. Sandık açıldı mı oğlum? He? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Bilmiyorum. Ciddi misin?
ait olmuyor. Son düğme, senedi ve celipler. Senedi ve celipler. Ayıplar olduğunu bilmiyor musun? Ahitname'yi biliyorum. Sana bir hocanın bir şefaat, bir muhalek ahitname değil mi? Sen orada konuşturan neydi? He? Neydi? Süleyman'a verilen söz. Neydi söz? Süleyman'a verilen söz neydi? He? Cevabını bildiğin şeyleri sorma bana, başka şeyle gel. İslam Deccali çıktı mı? Çıktı. Kim? İsminin son harfini söyle. Söyle. Sadaka yazılır. L. İslam Deccali'nin son harfi. L. İki isim var. Diğer harfinin son harfi. Diğer isminin son harfi. Özünde koyulan soy ismini, ismini söyleyeyim ben. Özünde koyulan soy ismi. Mehdi. Mehdi bir şahıs mıdır, bir şahs manevi midir? Buna ruhsatım yok, söylüyorum. At sadakayı. Bismillah. At! Al bunu da, hazırla. Bugün çok, bu kardeşim adım. Sadaka vermeye çok istedim. 5 ay zaman kaybettirdim beni. Mehdi bir şahıs mıdır, bir şahs manevi midir? Mehdi bir değildir. Şahıs da değildir. Nedir? Şahsı manevi midir? Cevap! Binlerce insanın oluşturduğu bir şahsı manevi midir? Yoksa bir şahıs mıdır? Mehdiyet bir harekettir. Mehdiyet hareketidir. Başında kim vardır? Hadi söyle bakalım. Söyle. Hazırlasa da diyor, aynı niyetle. Yarısına kadar tak oraya. Söyle. Ne yapacaksın bunu söyleyeyim? Merak ediyorum, söyle. Ne yapacaksın? Önemli. Ne yapacaksın, ardından mı gideceksin? He? Ardından mı gideceksin? Zaten ardındayım, biliyorsun. Bunu söyle yani. Son kararın mı? Yapma. Son kararın? Değil, yapma. Söyle. 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 Biraz daha sök parayı oraya. Evet. Cevap. 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 Buna ruhsatım yok herhalde, söyleyemem. Aslanım benim. Sen harbi inatçı bir şeytansın ha. Canını yaktırma, hoşuna mı gidiyor? Hı? Bak senin boğazını öyle bir sıkarım ki orada. Bu videoyu izleyen herkes senin böğürtünü dinler. Öleceksen onurun diyor. Onur. Şeytan da onurun ne işi var lan? Şeytan da onurun ne işi var? He? Şeytanda da bir onur vardır. Onurlu ölenler bilirim ben. Bir tanesini öldürmek için yakalamıştık. Yanımdaki askere emir verdi. Sorgulamadan boynuna kılıcı vurdu. Onuruyla öldü. O da bir şeytan. Daha sorgulamadan yanındaki askeri boynuna kılıcı vurdu. Tabi onurlu bir ölüm. Evet. Kim vardı başında hareketi? Cevap ver. Vermeyeceksin değil mi? He? Hatır mı sadık? He? Bütün servisini atsan yine vermeyeceğim ya. Yine vermeyeceğim. Buna cevap vermeyeceğim. Niye? Çeyh Cav'ı bilir mi? Biliyor musun? Sen sabaha yattın değil mi şimdi? Hani sen bildiğin bir şeytandın, her şeyi biliyordun. He? Her şeyi biliyordun ya. Ama parayı alırken nasıl planlar yapıyorsun değil mi? He? Parayı bulurken acayip plan yapıyorsun değil mi? He? Çok plan yapıyorsun değil mi? He? Çok plan yaptın değil mi? He? Öyle değil mi? Öyle oldu mu? Ben mi? Hı hı. Ben mi? Yorulmuş gibi bir halim mi var? Yoruldun. Ben mi yoruldum? Bu antrenman değil, daha bu sabah yaptım sizi.
dövüşmek ister miydin benimle? Çok isterdim. He? Ama ruhsatın yok değil mi? Ben sen böyle dururken kapatmayı çok istiyorsun değil mi? He? Öyle değil mi? Nereden karşılaşırız? Nerede? Cehenneme gidersen... Ki cehenneme gideceğim. Ben de gidersen orada karşılaşırız. Ama belli olmaz yani. Ben kendime güvenmem. Güvenme zaten. He? Güvenme zaten. Asla güvenmem. Ben bir tek Rabbime güveniyorum. Onun adaletine, hakimiyetine, kudretine. Dövüşecek mi böyle? Bunun gücünü biraz daha keselim. Sen şu sohbeti bir daha. Bismillah. Aynı niyetle. Bismillah. At at. Nasıl? Gücün biraz azalıyor mu? He? Müslümanı Müslümana yaptığı dua çok güçlü değil mi? Çok. He? Öyle değil mi? Bak yakında tek elimle tutacağım seni. Tutamaz mı? Bütün bu enerji parayı tüketmeye başladığın anda harcıyordun değil mi? He? Öyle değil mi? Öyle değil mi? Öyle. He? Aciz kaldın mı şimdi? He? Meytiyetin başındaki meytiyetin başındaki kim? Söyleyeceğiz mi? Söyleyeceğiz mi? Söyleyeceğiz mi? Siz söyleyeceğiz mi? Söyleyeceğim mi? Yine de söylemedin mi? Söyleyeceğim mi? Söyleyeceğim mi? Söylemeyeceğim! He? Bugün keselim mi kurbanı? Keselim mi? He? Her uzuv için bir tane. Yine de söylemeyeceğim mi? Öldür, söylemeyeceğim. He? Söylemeyeceğim. Peki son bir soru. FETÖ hakkında tek bir kelime söyle. Alçak. FETÖ kimde? FETÖ kimde? Kim? FETÖ kim? Devri Deccal! Devri Deccal! İslam Deccal'i. Bir nevi değil mi? Devri Deccal ne demek? Hı? Devri Deccal ne demek? He? Son devrin Deccal demek. Son devrin Deccal'i. Birçok Müslümanı tuzağına düşürdü değil mi? Tayyip Erdoğan'daki sır nedir? O tuzağı fark etmesin. Hı? O da seçilmiş birisi belki de değil mi? He? Değil mi? Bunu söylemezsin herhalde. Onun da aynı zamanda bir ismi var değil mi? Yok mu? He? Ama sizin safınızda değil yalnız değil mi? He? Öyle değil mi? Cevap verecek misin? Cevap verecek misin? Ne sordun ki cevap istiyorsun ya? Tayyip Erdoğan da, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu konuda bir öyle bir Deccal'in fitnesini açığa çıkarmaktan onun da manevi bir yönü var değil mi? Var. O da görevli. Ama sizin karşınızda. Değil mi? Öyle değil mi? Sizin karşınızda mı, safınızda mı? Cevap ver. He?
Karşınızda çok mu sinirlendin? Senle işin bitti zaten. Başka konuşacağım bir şey yok. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Hı? Var mı? Yok. He? Yok. Yine de bir şeyler söyle. Buradan bu videoyu izleyecek olan şeytanlara bir mesaj vermek ister misin? He? Kardeşlerine. Ver mesajını hadi. Vereyim. Ver. Vereyim. Ver. Tamam iyi. Yürüyün aslanlar. İnsanlara bir mesaj vermek ister misin? Vereyim. Ver. Ver. Kaçışınız yok. He? Kaçışınız yok. Nereye kaçışınız yok? Bizden kaçışınız yok. Bizden kaçışınız yok. Kıyamette yaklaştı zaten. Sizin cehennemden bir kaçışınız var mı? Yok. He? Yok. Merak ettiğim soruyu sorayım sana, son bir soru. Cehenneme gideceğini bile bile batıl bir davada niye bu kadar çok savaşıyorsun? Kazanacağın hiçbir şey olmamasına rağmen. Hı? Cevap. Sen cenneti garantiledin değil mi? He? Sen cenneti garantiledin değil mi? Ümidim. Ümit. Benim de vardı bir ümidim. Cennet ümidini. He? Davayı kazanırsan cennetlik olacağınızı mı düşünüyorsunuz? Tekrar o onuru size verileceğini mi düşünüyorsunuz? Hı? Öyle mi inanıyorsunuz? Allah mağfiret edemez. Biz de yırtarız bakarsın. Lanet üzere ölürken mi? Yani siz Allah'ın mağfiretinden, rahmetinden bir şekilde ümit varsınız hala değil mi? Öyle mi? He? Öyle mi? Sen hangi peygambere inanıyorsun? Bütün peygamberlere. Şu an hangi peygamber üzereyim? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. O bile mağfiretine ümit ederken ben niye etmeyeyim? O peygamber cennette müjdelenmiş. O bile hala korkarken ve mağfiret ümit ederken. Sen de ümit varsın. Yani. Şeytan olarak dünyaya geldiğine pişman mısın? Çok. He? Çok. Ne olarak gelmek isterdin? Hı? Ne olarak gelmek isterdin? Hı? Adem oğlu olarak mı? He? Öyle değil mi? Senin ruhuna da Allah'ın kendi ruhundan üflemesini isterim değil mi? Eşref-i mahluk. Kim istemez ki? Eşref-i mahlukat olmayı. Bütün hedefiniz o şerefin kaybedilmesine çalışmak değil mi? Aptalca bir kibir. Aptalca bir savaş. Onun sonunda kaybedeceksiniz. Her la ilahe illallah diye cennete girerken... Benim kibirimi zannediyorsun. Kimin kibiri? Sen hiç düşündün mü? Hı? Sen hiç düşündün mü? Neyi? O ben ateş perest olsaydım. Sen de öyle olsaydın. Hiç tanımasaydın. Hı? Ben namaz kılmaya başladığımda babam namaz kılmıyordu şeytan. Babam beni sohbetlere gidiyorum diye evden attı. Hı-hı. Allah ondan razı olsun. Hı-hı. Sonra 30 sene ben babamın hidayeti için dua ettim. 30 sene sonra babam da namaza başladı. Ben soyuma tabi olmadım. Nasıl soyuma tabi? Soyum bana tabi. Müslüman bir toprakta doğdun. Olsun. Etrafında gördün. Seni sohbete davet eden oldu. Elinden tutan oldu. Farz et ki bunlar yoktu. Sen de Müslüman bir dünyada... Dinle bir, madem soruyorsun. Hı. Sen de bir Hristiyan ana babadan, ateşperest ana babadan, mecusi olsaydın mesela, hiç bilmeseydin, yarın ahirette ne yapacaktın? Diyecektin ki, hı. Hazreti Allah seni yargılarken, Ya Rabbi bana öğretmediler, göstermediler.
anama babama isyan ediyorum şu an diyecektim. Senin böyle bir deme şansın yok ki. Hı-hı. Sen hakkı biliyorsun. Hakkı baltıdan ayırabiliyorsun. Olsun, ben de babama isyan edeceğim orada yani, merak etme. Burada et. Ne fark edecek? Yalandan kelime şahidi getirdiğini gerçekten getir, ne olacak? Yok ya. Niye? Ne gerek var diyorsun bak. Bir de hala utanmadan ümit var mı diyorsun. Kafirlere halidine fiha ebede, Allah'ı ve Resulü'nü tasdik etmeyenlere. Bak, görüyor musun? Dünyaya demek ki 100 kere de gelseydin, ayetin dediği gibi, aynı pis yolu seçecektin. Şansın olduğu halde bile dönemeyecek kadar acizsin. İşte bu yüzden halidine fiha ebede, ebedi kabul var. Kafirler tekrar dünyaya getirirseler, tekrar gelseler yine aynı yolu seçerler. Hakkı biliyorsun. Allah'ın varlığını insanlardan daha iyi biliyorsun değil mi? Niye tabi olmuyorsun? Niye Hazreti Muhammed'i kabul edemiyorsun? Her la ilahe illallah diyen sonunda cennete girecek. Ya siz? Ya siz? Allah'a karşı açtığınız savaşta kazanacağını mı zannediyorsunuz? He? Biz la ilahe illallah demiyoruz mu zannediyorsun? Hı? Allah'ın birliğini sorgulamayız biz. Muhammeden Resulullah diyemiyorsunuz. Bu zamandasınız. Diyebiliyor musunuz? Gerek duymuyoruz. Hı? Gerek duymuyoruz. Neden? Çünkü kibriniz buna mani oluyor. Değil mi? Cehennem ne kadar yakın değil mi? Şu kadar yakın oldu mu? İnadından ve kibrinden zerre kadar taviz vermiyorsun değil mi? Öyle değil mi? Veriyor musun? Yaşasın zalimler için cehennem. Cennet ucuz değil, cehennem dahi lüzumsuz değil. Herkes kendi yolunu bulacak. Ben sana demiştim bunu değil mi? Sizin cennetiniz ucuz da, sizde iş yok. Evet, cennet ucuz ama bizde iş yok, doğru. İnsan oldu. İnsan isyandan gelmiş. Unutuyor. Sizde iş var mı? Meyitlere hocalık yapar bir mertebeden aşağıların aşağısına esveri safiline düşen babanızda iş var mı? Beş para etmez. Ciğeri beş para etmez bir sefil olarak aşağıların aşağısına döndü. Sizin babanızda mı iş var? Ha? Var mı sizin babanızda iş? Sen kimsin ki yaratıcının bana verdiği ruhsatı sorguluyorsun? Ruhsatı sorgulamıyorum ki. Babanızda iş var mı? Meleklere hocalık yapacak bir mertebeye çıktı. Oradan da kendini Allah'ın büyüklüğüne layık bir ibadet yaptığını zannetti. Ahmak, beyinsiz. Hangi kul Allah'ın yüceliğine ve büyüklüğüne layık ibadet yapabilir? He? Sizin o beyinsiz babanız bunu zannetti. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz kulna lil melâikati isgudû li âdeme fesecedû illâ iblis ebâ ve istekbera ve kâne minel kâfirîn. Sonra o kibrinden dolayı aşağılardan aşağı oldu. O kibir yapmasaydı siz de böyle beyinsiz beyinsiz peşinde gitmeyecektiniz. Aynı kibri devam ettiriyorsunuz bak. Adem Aleyhisselam bahane, sizin kibriniz şahane. Cehennemde halidine fiha ebede. Biliyorsun ki sen cennetin kapısında kibir yolun oraya giremez. Yazıyor değil mi? Bilmiyor musun? Öğretmediler mi sana?
Siz Adem'i suçladın değil mi? İlk hata yapan senin babandı. O it baba. Yaptığı ibadet ve kullukta Allah'ın büyüklüğüne ve yüceliğine layık bir ibadet ediyorum deyip kibre düşmeseydi sorun yoktu. Allah Adem Aleyhisselam'ı yaratmakla babanızdaki o pis kibri açığa çıkardı. Bir katay baban yaptı. Ve sen hala babanın peşindesin. O ahman. Sen bilmiyor musun? Hiçbir kul Allah'ın büyüklüğüne layık bir ibadet yapabilir mi? Cevap ver. Peki o ahmak baban niye yaptığına inandı? Onu yakaladığında ona söylersin. Sen sorsana. Ulan ahmak oğlu ahmak de. Melekler sana geldiler dediler ki Azazirken yakın zamanda içimizden biri lanetlenecekmiş dediklerinde sen kaldırdın ellerini. Biz Allah'ın iyi kuluyuz. Biz ibadet üzere çok iyi kuluz. Korkmayın o lanet bize gelmez deyip sonra melekler dua istediğinde bütün melekler için dua edip de o lanetin kendine gelmeyeceğine inanıp kendi ibadeti ve kulluğuyla büyük bir kibir içinde olduğu için kendi adına sığınma yapmadın yavşak diye sorsana babana. O kibrinden dolayı lanetlendiğini. Görürsem söylerim. Ya ve sen de aynı şeyi dava etmiyor musun? Bırak bizi sen. Geç kenara. O ahmak baban Allah'a karşı yaptığı ibadetteki birçok insan da yapıyor şimdi. Allah'ın büyüklüğüne layık bir kulluk yaptıklarına, ibadet yaptıklarına, kullukta diğer insanlardan daha iyi olduklarına inanıp da insanlara ellerini öptüren ahmaklar var şimdi değil mi? Yok mu? Babanız da aynı hatayı yapmadı mı? Sonra lanetlenenlerden olmadı mı? Hep. Adem Aleyhisselam yaratılmadan önce yapmadı mı bu hatayı bilmiyor musun sen? Öğretmediler mi sana? Azazirken hadi. Hı? Sonra Allah yeryüzünde bir halife yaratmayı murad etmedi mi? Melekler sorduğunda ya Rabbi yeryüzünde kan dökecek bir kavim mi yaratacaksın? Cinler zamanında kan döktüğünde ben sizin bilmediklerinizi bilirim diyerek meleklerin, iblisin, babanızın, atanızın kalbindeki kibri Allah bildiğinden tüm Aleyhisselam'ı yarattı. Var mıydı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da kibir? Var mıydı İbrahim'de kibir? Var mıydı Adem'de kibir? Var mıydı 124 bin peygamberde kibir? Görmedim hiç bugünleri. Hala niye babanın hatasını sürdürüyorsun? Ahmak zamanında yapmış kibri deyip reddedeceksin. Bütün soyunu düştüğü kibirle helak etti. Size habire gaz verdi. Adem yüzünden kovulduk, Adem yüzünden. Ne Adem'i? O beyinsiz kendi yaptığı kibri Allah açığa çıkardı orada. Sen bunu bilmiyor musun şeytan olarak? Hı? Adem oğlundan birisi o kibri yaptığı zaman lanetlenmiyor mu? Senin atan iblis o kibri yapmadı mı? Dün FETÖ'de o kibri yapmadı mı? He? Suçlu Adem Aleyhisselam değildi. Adem oğlu değildi. Babanın kendisiydi. Kendi suçunu, Adem oğlu kendi kusurunu görmezse tövbe etmez değil mi? Baban şerefsiz de kendi kusurunu görüp tövbe etmedi. O kibrinden dolayı lanetlendiğini kabul etmedi. Hep başkalarını suçladı. Hani biz Adem oğulları da kendi nefislerimizde kusur görmeyince hep başkalarını suçlarız ya. Senin baban da Adem Aleyhisselam'ı suçladı. İnsan neslini suçladı. Onun kibri kendisindendi. Yaptığı ibadette Allah'a layık bir kulluk yaptığına inandı.
Allah'ın büyüklüğüne ve yüceliğine hiçbir kul layık bir ibadet yapamaz. Babanın hatası önce kendindendi. Kendi nefsindendi. Sizi kaz gibi uyuttu, ördek gibi uyuttu sizi. Hepinizi kandırdı, aldattı. İşte Adem yüzünden böyle oldu, Adem yüzünden şöyle oldu. Adem'e secde etmedik de böyle oldu. Bir yalanla sizi kandırdı. Reddet babanın kelime-i şehadetini getir, in aşağıya. Teklif bu. Sen bilirsin. Sen bilirsin. Fiha fahruç. Fiha fahruç. İn aşağı. İn aşağı. Eûzu bi kelimetillahi tâmmetin külli şeytanin ve hammetinin külli aynin namme. Fiha fahruç. Fiha fahruç. Halit. Nasılsın? Ondan sonra bozmakmış. Hatırlıyor musun bir şeyler? Vallahi bir kulum vardı abi, onu hatırlıyorum. Bana saldırdığını hatırlıyor musun? Ya işte. Siz yine saldırayım bana da yengi adam sanırım. Hiç böyle kendini kaybettiğin bir an falan hatırlıyor musun? Nasıl kendini kaybettiğin? Ya böyle bir sinir krizi geçirdiğin anı veya böyle bir atraksiyon yaşadığın bir an falan hatırlıyor musun hiç? Yok abi, hatırlamıyorum öyle bir şey. Peki şöyle bir dua et. Aç ellerini. Allah'ım babamın vermediği zekattan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babamın vermediği zekattan şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babamın vermediği zekattan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babamın vermediği zekattan gelen şeytandan sana sığınırım. İnanarak bu duaya devam et. Allah'ım babamdan gelen şeytandan. Allah'ım babamdan gelen şeytan, bir daha söyle tekrarlasın. Allah'ım babamın vermediği zekattan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babamın vermediği zekattan zekattan şeytandan gelen günahtan sana sığınırım. Allah'ım babamın vermediği zekattan gelen şeytandan 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 sana sığınırım. Allah'ım babamın vermediği şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babamın vermediği zekattan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babamın vermediği zekattan gelen şeytandan sana sığınırım. Tam kalbine indirerek yap duayı. Allah'ım babamın vermediği zekattan gelen şeytandan sana sığınırım. 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 Yeter mi? Dua yaparken ne hissediyorsun? Yoruluyorum şu an abi. Bir hissizlik, hissizlik mi, ağırlık mı? Ağırlık abi, çok yoruluyorum abi. Böbreklerinde bir şey hissediyorsun. Kalyanlarım çok ağır ya. Dua yaparken ağrı artıyor mu? Artıyor. Şu an böyle dur bakayım böyle. Şöyle dur. Öyle mi? Kamerayı şuradan bir şey yapsana. Serçe parmağıma dokunduğumda da aynı acıyı hissedecek misin? Belki biraz sert basıyor diye düşünüyorsun. İki böbreğe şöyle bakacağım bir. Hadi. Tamam. Serçe parmağına. Tamam. Yok, normal değil bu. Benim bu kadar şey, benim canımı yakmaz abi. Peki, geçmiş olsun hadi. Stop. Şimdi niyetini yaptın. Yaptım abi. Şimdi hemen mekaneti verelim. Bakalım abi. Şurada bir telefon görüyorum kenarda. Senin telefonun dışarıda. Olabilir.
Açık sesler. Şimdi yapalım. Şöyle diyeceksin abi, ben anne babanın ismini söyleyeceksin. Evet. Ben diyeceksin falan falan kızı falan falan oğlu falan yaptığın niyetle. Zaten burada zekat niyeti de var biliyorsun. Evet abi. 7 tane koyun kesmek için seni vekil tayin ettim diyeceksin abiciğim. Tamam. Şöyle bir keselim, bir gözlemleyelim bakalım, hemen muayene edeceğiz. Tamam. Gergin misin biraz? Bayağı. Hakan abi şimdi arkadaş vekaletini verecek. Koyunlar hazır mı? Hazır hazır. Tamam söyle abicim. Ben İsa ve Ayten oğlu Halit Arabacı yaptığım niyet ile 7 adet koyunun kesilmesi için sizi vekil tayin ettim. Aldım kabul ettim. Seni vekil tayin ettim. Sizi vekil tayin ettim. Aldım kabul ettim. Sizi vekil tayin ettim. Aldım kabul ettim. Allah kabul etsin. Abi tek tek bir getireceğiz. 3 tek bir getireceğiz. 7'sini de peş peşe keseceğiz abi, tamam mı? Tamam hocam. Tamam abi. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Hakan abi. Bir tanesini kestik hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Tamam, tek tek keselim abi. Kanlar aktıktan sonra da atarları keselim peş peşe. Tamam, ikinciyi de kestik. Tamam. Vücudunda bir şey hissediyor musun? Titriyorum abi şu an. Titreme var sadece. Ayaklarım uyuşuyor şu an. Ayakların da uyuşma. Hmm. Artıyor. Artıyor mu uyuşma? Hmm. Bağırma hissi geliyor mu içinde? Yok ama çok sıkıntı var şu an. Yani bağırma hissi geliyor. Kaçıncıyı kesiyoruz Hakan abi? Beş kestik hocam. Tamam. Altıyı kestik. Tamam. Vücudundan bir akım çıkıyor gibi hissediyor musun? Vallahi resmen baş parmaklarından aşağı sanki akıyor yani şu an. Bir akımın sanki kan akıyor gibi mi? Özellikle sol ayağımdan abi sanki böyle değil. Yani yere böyle sanki akıyor şu an yani. Bir akımın boşaldığını hissediyorsun. Yani sol ayak baş parmağından sanki böyle yere şey hocam yapıyor. Hocam 7 tane kestik. Atarları kestiniz mi? Atar damarları kestiniz mi abi? Şimdi kesiyorum. Tamam, keselim. Atarın şah damarını mı diyorlar ona? Atarın ama şah damarı işte. Benim şimdi merak ettiğim şu, tekrar boşaldıktan sonra lisana gelecek bir şey olacak mı? Hı hı, anladım. Seyirmeler azaldı, titreme. Vücutta bir rahatlama hissediyorum Ali. Hissediyorum abi. İnşallah.
ellerim falan uyuştu hep. Vücudun mu uyuştu, sadece ellerim mi? Ayaklarım ve ellerim uyuştu abi. Uyuştu. Göğsüm çok sıkışmıştı geçti. İlk indir dekanet derken mi göğsün sıkıştı? Evet abi. Tamam mı Hakan abi? Ben hissediyorum abi, tamam. Hissediyor mu? İnşallah. Bitecek abi. Zor bitti bak abi. Kestin değil mi şimdi? Hakan abi? Hepsini hatalarını kesin hocam. Tamam, Allah razı olsun. Hepsini fakir ailelere dağıtacağız Hakan abi. Şeyi yatırdık biz, bu fakirlere, 70 fakire dağılacak var ya, onu yatırdık. Koyun paralarıyla birlikte. Onu da bir en kısa zamanda halledelim Hakan abi. Bu acil biraz. Tamam. Tamam mı abi? Tamam hocam, onu da en geç pazartesiye dağıtmış oluruz. Tamam abi, Allah razı olsun. Allah razı olsun, görüşmek üzere. Allah razı olsun, tamam. Allah kahvesin hocam. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Hayır. Şimdi merak ettiğimiz şu, vücutta aynı atraksiyonu tekrar yapacak mı? Hanım diyor, bayağı güreştiniz diyor. Sen hatırlamıyorsun değil mi benimle mücadele ettiğini? He? Hatırlamıyorum. Senin bana gücün yetmez falan deyip de böyle bir arbede yaşadığını hatırlamıyor musun? Vallahi hatırlamıyorum. Biraz terlemişim diye dedim, bayağı bir güreştim. Neden terlediğini hatırlamıyorum. Dur bakalım şimdi artık. Bu adam çok acıyor diyor. Serbest. Serbestim abi. Daha önce herhalde bastırmışsın oraya. Şu an kesildi bu. Buraların çürük gibi acıyor denildi mi? Kendi şeyi olmadığı için, kendi vermediği zekat olmadığı için geçti. Benim ama senin kendi zekat borcu olsaydı... Ödemeden geçmezdi. Ödemeden gitmezdi. Enerji kesti. İnşallah hacıya bu durumu izah edersiniz. Hesaplar zekatını verir. Bak, zekatını versin, hesaplayıp zekatını. En küçük bir rahatsızlık olursa Halit'te, bunu da izletin. Ben de verdiği bütün zekat parasını ona kendi dairemi satar, iade eder. Sen gel daire 5-10 daire satman lazım onun zekatını vermesi için yani. Fark etmez, bir yıllığını bile hesaplasa, tövbe etse, verse Halit'te kesinlikle bir daha aynı rahatsızlık yaşanmaz. Yaşanırsa verdiği zekat parasını, bak ben burada söylüyorum, ona iade ederim. Zekatını versin. Başka hiçbir şey yok. Geçmiş olsun. Kardeşim benim. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Allah razı olsun. Hafta pazar sözü. İnşallah. Olsun. İnşallah size de güzel. İnşallah. Allah. İsim yüzyıllardır uyguladığı tuzaklar bozuluyor. Mücver cinciler, medyumlar ile şeytana hizmet eden bütün insi şeytanların yalan ve hileleri Kur'an ve sünnet ışığında delil ve ispatlarıyla ortaya çıkıyor. Başınıza gelen her musibet, kendi ellerinizle kazandığınız günahlar yüzündedir. Böyleyken Allah günahlarınızın birçoğunu bağışlar. İnsanoğlunun %99'u, Müslümanların ise %90'ın musallat yaşadığı ahir zamanda musallattan kurtulmaya vesile olacak kaynak bir kitap. Tevbe-i Said. İsmi Azam Tevbesi. Mükebbül Tevbesi. Allah'ın rahmetinden ümit kesenlerin tevbesi. Benlik, kibir, enaniyet tevbesi. Şeytan ve öfke tevbesi. Evlilik, aşk, sevgi, tevbe ve kuası. Terör tevbesi. Rahat ve sapkınlık tevbesi. Para kazanmada evlilik.
duası. Kınama, tövbe ve duası. Haksız miras paylaşımı, tövbesi. Anne babanın evlada, evladın anne babaya tövbe ve duası. Eşlerin birbirlerine tövbe ve duası. Tövbe-i ahir zaman. İsyan, şirk, beddua, bela, lanet okumaktan tövbe. Daha birçok tövbe ile. Tövbe-i Said, üçüncü baskı, daha geniş içeriğiyle sizlerle. Spiritualist, metafizik uzmanı Said Erol Tanrı.